Herkese merhaba. Bugün çok ilginç bir vakayla yine birlikteyiz. Bu gördüğümüz anjiyo 2016 yılında yapılmış bir anjiyo. Yaklaşık 5 yıl önce. Bypass hastamız daha önce anterior enfarkt geçiriyor hastamız kalbin ön yüzünden. Sol sistemden 2 tane görüntüsü var. Sadece RAM ustalığı gözüktüğü için yine CX çok ince bir OM'den sonra tam tıkalı. Ana koroner dişlerinde de lezyon var. Ana koroner göründüğü kadarıyla kısa. Böyle bir anjiyo var. Şuradan bir yarışmalı akım var şu bölgede. Ancak biz bu dalın tamamen dolduğunu, yarışmanın çok az olduğunu görüyoruz. Tabi burada opağın nasıl verilmiş? Opağa baktığımız zaman opak kesintili verilmiş mi? Yani diğer damara baktığımızda ciddi bir kesinti yok. Aynı hızla verilmesi lazım. Burada sınırlı da olsa bir yarışmalı akım var. Yine sol sistemin diğer görüntüsüne baktığımızda o gördüğümüz şey şurada yine görünüyor, sanki bir doluş var burada. Ancak ne olduğuna kestirmek çok zor. Normal şartlarda buranın safeni çalışıyor olsa burada çok ciddi bir yarışmalı akım olması lazım. Biz bunu göremiyoruz burada. Bu safende bir sorun olabileceğini düşündürüyor. Bir açıdan daha çekilmiş. Görüyorsunuz aynı damar. Şurada bir bunun yan dalına sanırım safen bağlanmış. Ve yan dalın hemen dişlerinde herhangi bir doluş da yok. Safenin bağlandığı yan dalda. Yine RAM ustalığında bizim verdiğimiz bu kadar lezyona rağmen, öncesindeki darlığa rağmen bizim verdiğimiz opak maddeyle dolduğunu görüyoruz ve ciddi bir yarışmalı akımı yok. Sağ koroner selektif oturulamamış. Böyle bir görüntü var. Sonradan sağ koronere oturulmuş. Liması açık. Burada yine bir yarışmalı akım var. Bunu daha sonra göreceğiz. Bu sequential bir graft, safen grafti. CX'de. Gayet iyi. Şurada bir darlık var ama buraya dönmek çok zor. Çok da gerekli değil zaten. Bir safen daha aranmış ve bu şekilde bulunmuş. Bu da görülüyor ki o az önce gördüğümüz limaya bakarken gördüğümüz diagonale bağlantı yapılmış. Şöyle küçük bir diagonal. Buna niye safen bağlanmış? Tahmin etmek zor. Ancak LED'nin proksimalini dolduruyor. Bir miktar septeller gözüküyor. Yani bu safende bir lezyon da yok. Diagonalde. Ve çok ince bir diagonal. Tahminim RAM ustalı diye buna yapılmış olma olasılığı var. Ama bunlar tamamen spekülasyon. Bu anjiyodan sonra hastanın bu RAM ustalığı için herhangi bir girişim düşünülmemiş, ince olduğunu, damar yapısının ince olduğu söylenerek hasta ilaç tedavisi altında takibi alınıyor. Şu anda ejeksiyon fraksiyonu %30, ciddi efor dispnesi var. Yine eforla birlikte anjinası var. En sonunda senkop geçirmesi üzerine hasta
bana geldi bu şekilde. Daha önce izledikten sonra şu bölgede bir sıkıntı olduğunu düşünerek bu bölgeye girişim planladım. Anakoroner'den Buramustan'la doğru bir girişim planladık ve tabii 6 yıl geçtiği için öncelikle bir anjiyoya aldık hastayı. Evet, aradan 6 yıl geçtikten sonra maalesef anakoronerde bir kronik otolok vizyon vakasıyla karşılaştık. Daha sonra sağ koronere oturduk. Buradan kolateral var mı diye CX sistemine kolateral aradık ama çok bariz bir kolateral göremedik. Limayı görüntüledik. Bu bölgeyi görüyorsun, kuru dal görünümü var. Her ne kadar lima çalışıyor olsa da muhtemeldir ki sadece kalbin bazal bölgesini kanlandırıyor. Yine buradaki safeni görüyorsunuz. Bu dala bağlanmış. İnce diagonali. Ne mantıkla bağlandı bilmiyorum ama şu anda çok kısa bir güdük var burada. Bu bölgede muhtemelen canlı doku yok. Zaten hastanede ejeksiyon fraksiyonu 130. Bizim hastane idari kadroda çalışan personelimiz. Yine RX'e yapılan sequential bypass gayet iyi durumda. Bunu görüyorsunuz. O diagonale, ince diagonale giden graft. Selektif oturduk ama tıkanmış zaten. Distal ucunda da tıkalı gözüküyordu. Lima'da rahatlıkla şeyi dolduruyor. Bu hastanın ciddi semptomları olması üzerine bu damarı açmak istedik. EFS'de düşük ve bu bölge MI geçirmediği bir bölge. Yani canlı doku var bu bölgede. Önce yumuşak bir telle başladık. PT2 moderate. Başarılı olamadı. Pilot 150 yine başarılı olamadı. Pilot 200 yine başarılı olamadı. Şu an gördüğümüz pilot 200 ama bir miktar ilerledik. Başarılı olamadı. Şu balonu görüyorsunuz. Balonu dayayarak lezyona telin ucundaki sertliği, ağırlığı arttırdık. Delme kapasitesini yükselterek su bintmeye geçtik. Tabi bunları yaparken teli eski görüntüleri defalarca steril olmama rağmen çıkıp eski görüntüleri inceledim. Tekrar döndüm masaya. Bizim sistemlerde eski anjiyoların da bu ana panoya önümüzdeki ekrana aktarılması lazım. Benim Güney Kore tecrübemde gerçekten çok iyi bir ekranları var operatörün önünde. Hem IUS görüntüsü, gerekirse BT görüntüsü, gerekirse önceki anjiyoları operatöre önüne yansıtıyorlar. Operatör onları izleyerek çok daha hızlı, çok daha doğru kararlar alıyor. Ben en az 4 kere masadan ayrıldım steril bir şekilde. Kumanda odasındaki anjiyoya gidip eski anjiyoları, 6 yıl önceki anjiyoları izledim. Bana tabii ki çok faydası oldu. Şu yönlendirmeleri ona göre yaptım. Damar da hissettiriyor size ama siz de en azından turu turu yapmaya çalışıyorsunuz ya da çok lümenden uzaklaşmamaya çalışıyorsunuz herhangi bir komplikasyon olmaması için. Evet, balon çok işe yaradı ama burada takıldık ve ilerlemedi tel. Burayı disek etmekten başka çarem yoktu birazcık. Disek edip pağa gönderip damarın nerede olduğuna dönük bir fikir sahibi olmak istedim. 1,5 balonda, 1,5 balonla bu bölgeyi açtık riski göze alarak. Burada görüntüler almamışız ama PT2 telimizin ucu bozulmamıştı. Onunla son bir kez daha damarın nereden seyrettiğini
izleyerek ve ona göre açımızı ayarlayarak telimizi distal lümene düştük. Çok rahat gittiği için ve takılmadığı için ben buraya balonumu yaptım. Bu balon yaptıktan sonraki görüntülerim. Bu bölgeyi görüyorsun nasıl disek ettiğimizi. Anakoloneli. Artık işimiz çok daha rahat. Elimizde mikrokatiter vardı ama fine duo vardı. Başka zor vakalara kullanılabilir diye sakladık zor şartlar için. Burada daha eski yöntemleri kullandık. Malzemeden de tasarruf ediyoruz hastayı risk etmeden. Tabii ki gerekseydi bu hastada da kullanacaktık. Daha sonra 2,5 puanına geçtik. Lezyon hazırlığımıza devam ettik yüksek basınçlarda. Evet, görüntümüz bu şekilde. Bu 2,75-35 uzun stent. Stentimizi açtık. Daha sonra proksimale çekip osilatasyonla yaptık. 3,23 bir ders aldık. Onu da diseksiyonu kapayacak şekilde ayarlayıp açtık. Daha sonra 3-10 balonumuz, 3-15 balonumuzla postülatasyonumuzu yaptık stente. En son burası sonuçta ana koroner. 4-10 balon alarak ana koroner bölgesini önceden de biliyoruz. Kısa bir ana koronerimiz var. Ana koroner bölgesini iyice ayarlayarak distale taşımadan. Çünkü ana koroner geniş ama bizim ramus dalımız sonuçta ince. 4 balonla burada herhangi bir rüptüre neden olabiliriz diye pozisyonlamayı çok iyi yaparak ana koronerimizi genişlettik. Evet, ana koronerin genişlediği gözüküyor rahat bir şekilde. Ve işlem bu şekilde bitirdik. Hastada herhangi bir komplikasyon olmadı. Sabah ziyarete gittiğimde yürüyüşlerini yapmıştı mobilde. Yürürken zaten 50 metrede bile daralıyordu. İşte nefes darlığının gittiğini söyledi, çok rahat uyuduğunu. Göğüs ağrısında olmadığını söyledi. Biz bu hastada tabii ki senkopu yine de araştırmaya devam edeceğiz. Nefesi düşük bir hasta. Antrol MI var, skar bölgesi var. Belki bir ritim alterle başlayıp elektrofizyolojik çalışmaya kadar gidebilecek bir süreci de olacak hastanın. Her ne kadar biz iskemiyi azaltsak da EFS'i düşük bir hastada önemli bir damara benziyor. Bir bölgeyi, canlı bir bölgeyi kanlandırarak hastaya katkıda bulunsak da, bunun da erken olumlu yansımalarını alsak da aritmik bir olayı da mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Bu hastadaki sonuç, yani 6 yıl önce ince diye bırakılmış. Biz bu hastaya 2,75 ve 3 stentler taktık. 3 NC, 4 NC balonlarla. 4'ü tabii ki ana koronerde kullandık sadece. Postülatasyonu yaptık. Çok da ince bir damar değil. Belki daha da genişleyecek bu damar kronik total olduğu için. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yani çok kritik darlık olduğunda distaldeki damar ince gözükebilir bize. Bu yanıltıcı olabilir. Damarı açtığımızda daha sonra o damarın genişlediğini çoğu zaman görüyoruz. Keşke 6 yıl önce yapsaydık. Daha kolay olurdu. Ve daha az riskli olurdu hasta için. Ama bu riskleri göze aldık ve sonuçta kötü senaryo gerçekleşmedi. Gayet iyi bir sonuç elde ettik. Yaklaşık 1-1,5 saat arası sürdü. Kullandığımız yöntem, plağı önce proksimal başlığını delmek gerekiyordu. Tel direkt U dönüş yapıp dönüyordu. İlerlemiyordu yumuşak teller.
sert tel lazımdı. Conquest Pro ikimiz yoktu. O nedenle balonu kullanarak